Gündelik yaşamda maruz kaldığımız 12 zihin kontrol yöntemi. Bilgi, insan davranışlarını yönlendiren en önemli etkenlerden bir tanesidir. İnsanoğlunun yaşam süreci içinde karşılaştığı olaylara, cevap olarak üreteceği davranışlar için bir ham madde sağlayan bilgi, çoğu kez bu davranışları bizzat şekillendiriyor. Dolayısıyla bilginin kaynakları ve sunum biçimleri doğrudan davranış kalıplarını etkilemekte ve insan davranışlarına yön vermekte. Günümüzde teknolojideki baş döndürücü ilerleme ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, bilginin belki de gelmiş geçmiş en büyük silah olarak kullanılması konusunu kaçınılmaz bir şekilde önümüze getiriyor. Bilgi yoluyla zihin ve davranış kontrolü, her birimizi bireysel olarak ilgilendirdiği için sanıldığından çok daha büyük bir öneme sahip. Zira bireyin bilinçlenmesi, toplumsal zihin kontrolünü güçleştiren en önemli faktörlerden biri ve zihin kontrol mekanizmaları en çok da bu alanda işletilmekte. Zihin kontrol yöntemleri Zihin kontrolü, komplo teorileri ve bilim kurgu meraklıları için vazgeçilmez ve çekici konulardan bir tanesidir. Örneğin, ünlü Mançuryalı Aday adlı filmde savaştan dönmüş askerlerin beyinlerine yapılan bir operasyonla belli komutlara duyarlı robotlar haline dönüştürülmeleri ve bu askerlerin birer suikast silahı olarak kullanılmaları anlatılır. Gerçekte bu tip zihin kontrol yöntemlerinin teorik olarak mümkün olmakla birlikte pratik uygulanabilirliği oldukça sınırlıdır ve kitlesel kontrol için uygun yöntemler değildir. Yine son zamanlarda özellikle elektromanyetik silahlar ve elektromanyetik dalgalarla zihin kontrolü konusunda yapılan spekülasyonlarda bilimsel verilerle safsatalar birbirine karıştığı için ortalıkta göz gözü görmüyor sıradan bir okuyucu CIA'in merkez ofisindeki bir operatörün İstanbul'daki birinin zihnini uzaktan adeta bir oyun çubuğuyla kontrol edebileceği, insanların kolaylıkla robotlaştırılabilecek yaratıklar oldukları sanrısına kapılabiliyor. Elektromanyetik dalgaların biyolojik dokuları, özellikle de beyni etkilediği bilinen bir gerçektir. Fakat insan davranışları çok karmaşık bir yapı sergilediğinden Operasyonlarla beynin özel bölgelerine bir takım minik elektrotlar yerleştirmeden dışarıdan insan davranışlarını kontrol etmek oldukça zordur. Elektromanyetik dalgaların birçoğu canlı bedene gönderildiğinde onu sadece biraz ısıtır. Bazı elektromanyetik dalgalar ise dokuda kalıcı hasarlara neden olabilir. Teorik olarak beynin bazı zihinsel durumlarda yaydığı özel dalgaları algılayarak Buna uygun elektromanyetik sinyalleri tekrar beyne gönderip çalışmasını etkilemek mümkün olmakla birlikte, pratikte bunun yapılabilirlik ihtimali oldukça düşüktür. Bir başka güncel teori ise, özellikle görsel basında hızlı akan görüntüler arasına serpiştirilen bilinçaltı mesajlarla yönlendiriliyor olduğumuz meselesidir. Bir düzeyde gerçekliği olmakla birlikte, bu tip yöntemlerin istenilen kitlesel etkiyi yaratmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Bilimsel olarak hakkında doğru dürüst kanıt bulunmayan böyle bir yöntemin bu kadar çekinilen ve korkulan bir konu olması da ayrıca ilginçtir. Aslında fantezi ve bilim kurgu düzeyindeki zihin kontrol efsaneleriyle boşuna uğraştırılmıyoruz. Buna benzer yöntemlerin yazılı ve görsel basında sıkça yer alması, aslında günlük yaşamda adeta bir bombardıman halinde üzerimizde denenen ve çoğunlukla da başarıya ulaşan birçok günlük zihin kontrolü yönteminin gözden kaçırılmasını sağlıyor. İnsanların, özellikle de bu tip konuları merak etme eğilimi gösterenlerin zihinleri, birçoğu bilim kurgu düzeyini aşamayan sanal iddialarla meşgul ediliyor. Yani, zihin kontrolü paranoyasıyla zihin kontrolü, aslına bakarsanız en yaygın kontrol yöntemlerinden biridir. Edindiğimiz bilgiler ve yaşadığımız sosyal etkileşimler sırasında karşılaşabileceğimiz binlerce zihin kontrol yönteminden birkaçına birlikte göz atalım. Bakalım, her birimiz günlük yaşamımızda bunlardan kaçına maruz kalıyoruz. Gündelik yaşamda maruz kaldığımız ilk zihin kontrol yöntemi grup baskısıdır. Grup baskısını ait olunan grubun değerleri dışındaki değerlerin kabul edilmemesi için yapılan telkinler ve sınırlamalar bütünü şeklinde açıklayabiliriz. İkinci zihin kontrol yöntemi eski değerlere saldırı yeni bir takım fikirlerin kabulünü kolaylaştırmak için eski değerlere saldırarak onları gözden düşürmeye çalışmak. Üçüncü zihin kontrol yöntemi, meta iletişim. Konuşurken veya yazarken sürekli belli bir kelimeler dizgesini yahut belli bir jargonu kullanarak ana içeriğin üzerinden ama içerikten bağımsız mesajlar vermek. Örneğin konuşmalarda sürekli olarak ultra yeni Türkçe kelimeler ve anlaşılması zor ifadeler kullanarak verilen ben sizden değilim, ben seçkinim ya da işte görüyorsunuz ben de sizdenim gibi mesajların verilmesi. Dördüncü zihin kontrol yöntemi, soru yasaklama. Otorite kullanılarak grup, cemaat, rejim içindeki hakim düşünceyi tehlikeye sokabilecek soruların önünün kapatılması. Soru sormanın ayıplanması hatta cezalandırılması. Beşinci zihin kontrol yöntemi. Lisan suistimali lisanın kasıtlı ve yaygın bir biçimde kötüye kullanılmasıyla insanların lisan yeteneklerini, dolayısıyla düşünme ve algı melekelerini sakatlamak. 6. Zihin Kontrol Yöntemi Celbedilmiş Söz Yitimi Afazi Tıbbi bir terim olan ve konuşma anlama melekelerinin yitirilmesi anlamına gelen afazinin toplum bilimsel türevi kelimelerin anlamlarında karmaşa yaratarak aslı ve tanımı olmayan yeni kavramlar ortaya koyarak insanların iletişim yeteneklerini baltalamak ve kişileri aynı dili konuşmalarına rağmen birbirlerinin dilinden anlamaz hale getirmek. 7. zihin kontrol yöntemi. Giyim kodları. Giysilerde belli biçim ve işaretler kullanılarak mesajlar verilmesi. Giysilere aslında olmayan mesajlar yüklenmesi ve bu sayede insanlar arasındaki farklılıkları pekiştirme vurgulama çabası. 8. zihin kontrol yöntemi. Slogan atma. Slogan düşünce. Topluluğa ait düşünsel kalıpların bireyler arasında bilinçsizce ve sorgusuz olarak kabul edilmesine yönelik olarak yüksek sesle tekrarlanan sloganların atılması. Sloganvari ifadelerin her fırsatta tekrarlanması. Bu yöntem orijinal düşünce karşısındaki en önemli engellerden bir tanesidir. 9. zihin kontrol yöntemi. Parasal bağımlılık. Mali kaynaklar üzerinden bağımlı hale getirme. Bu yolla bağımlı hale getirilen bireyin veya topluluğun yönlendirilmesi büyük ölçüde kolaylaşır. 10. zihin kontrol yöntemi. Sosyal yalıtım. Tehlikeli veya riskli düşünce veya eylem sahibi birey ya da grupların genel topluluktan ayrılması, iletişimlerinin kısıtlanması. 11. zihin kontrol yöntemi. Kontrollü korku veya toplumsal paranoya. Toplumu veya bireyi sürekli gergin, korkulu bir halde tutmak üzere senaryolar üretme. Bazı ülkelerin kendi halkına karşı uyguladığı en yaygın kontrol yöntemlerinden bir tanesidir. 12. Zihin Kontrol Yöntemi Zihin Dumuru ve Limbik Ateşleme Beyinde cinsellik, iştah ve zevk gibi duyularla ilişkili bölgelerin aşırı olarak uyarılmasını sağlayarak üst beynin yüksek zihinsel işlevlerini dumura uğratmak. Böylece bireyleri zevkperest robotlara dönüştürerek potansiyel düşünce suçlarını ve fikri tehlikeleri bertaraf etmek haber bültenlerinde, müzik kanallarında, gazetelerin internet sayfalarında ve bazı özel kanalların genel yayın politikalarında gözleyebileceğimiz cinsel hatta sapkın içerikli haberler, diziler, filmler ve görüntüler örnek verilebilir. Bu saydıklarımız aşikar birçok yönlendirme mekanizmasının yanı sıra işleyen ve biraz daha örtülü yöntemlerden sadece birkaç tanesidir haber bültenlerinde haberlerin veriliş tarzının kanallara göre nasıl farklılıklar gösterdiğini, Amerikan filmlerindeki kahramanlık temalarını, gözümüze sokulan ve izlenme rekorları kırdırılan dizilerde bize öğütlenen yaşam tarzlarını şöyle bir düşünmek yeter. Bunlara benzer, daha pek çok yöntemin var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yöntemlerin hiçbirisi, tek başına bireyi veya toplumu yönlendirmede çok fazla etkili değildir. Fakat bunların birleşik halde topyekün kullanılması, tahminlerin çok ötesinde kontrol başarısı sağlayabilir. Bireylerin kitlesel yönlendirme ve zihin kontrolü konularında bilinçlenmesi, bu mekanizmaları işlevsiz kılabilecek en önemli unsurlardan bir tanesidir. Eğer bir toplum büyük oranda hayvani ihtiyaçlarını karşılamayı birinci öncelik edinmiş fertlerden oluşuyorsa, zihin kontrolörlerinin işi hiç de zor olmaz. Havucu burnuna tut at koşmaya başlayacaktır. Bu bilgiler Profesör Doktor Sinan Canan'ın Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabından derlenmiştir. Beğeni ve yorumlarınızla kanalımıza destek olmanızı rica ediyoruz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.